Sofya'dan Safiye Sultan'a, iktidara doymayan kadın. Osmanlı Devleti'nde kadınlar ülkeyi yöneten erkeklerin hem gözünü hem de gönlünü hoş edecek birer kuş gibi kafeslere kapatılmıştı. Ancak Osmanlı Sarayı'nda kadınların zekası her daim kafesleri aşmayı bilmişti. Gerçekten de saltanat oyununun en kanlı oynandığı yerlerden biriydi Osmanlı Haremi. Bu oyunun en bilinen oyuncularından biri Hürrem Sultan olsa da ondan sonra gelenler de bayrağı asla yere düşürmemişti. Oyunun en kanlı rollerinden birinde de Safiye Sultan yer almıştı. Safiye Sultan belki de Osmanlı'nın en tehlikeli kadınlarından biriydi. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah'la devam eden kadınlar saltanatı daha sonra gelini Nurbanu'ya, ondan da Safiye Sultan'a geçmişti. Fakat Safiye Sultan'ı diğerlerinden ayıran şey onun zekasıyla olduğu kadar hırsı ve acımasızlığıyla da ön plana çıkmış olmasıydı. Peki ölümü 1619 yılına denk gelen bu güçlü ve hırslı kadın kimdi? Haydi hemen videoya geçelim. Safiye Sultan'ın kökeni hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte çeşitli rivayetler vardır. Hangi ulustan olduğu konusu tartışmalı bir konudur. Dönemin Venedik kaynaklarında Arnavut asıllı olup Dukkanin'de Rezi köyünde doğduğu belirtilmektedir. Bazı rivayetlere göre ise Safiye Sultan'ın aslında Sofia Bafo adıyla doğmuş bir Venedikli olduğu söylenir. Bafo ailesi Venedik'in en güçlü ve en zengin ailelerinden biridir. Bu rivayete göre Sofia'nın babası da Korfu valisi olarak tanınır. Seyahat ederken Osmanlı korsanları tarafından kaçırıldığı şeklindeki yaygın bilgi ise doğru olmayıp Nurbanu Sultan ile karıştırılmasından kaynaklanmıştır. 1573-1578 yılları arasında İstanbul'da bulunan Stephen Gerrich ise onu Bosna asıllı olarak tanıtmıştır. Sofya daha şehzadelik yıllarında Manisa'da bulunan Murat'a hediye edilir. Burada Sofya'nın adı Safiye, yani arı, duru, saf güzellik olarak değiştirilir. Manisa'da bulunduğu dönem Safiye için 3. Murat'la geçirdiği en güzel dönemdir. Ne de olsa 3. Murat henüz şehzadedir. Haremi dardır ve Safiye'nin de rakibi epey azdır. Safiye ve 3. Murat'ın mutluluğu Safiye'nin şehzade 3. Mehmet'i doğurmasıyla perçinlenir. Bu sırada padişah 2. Selim'in ölümü üzerine 3. Murat tahta çıkar. Safiye ve şehzadesi de saraya doğru yola çıkar. Ancak 3. Murat'ın Safiye'ye aşırı düşkünlüğü gerek annesi Nurbanu Sultan'ı gerekse ablası İsmihan Sultan'ı rahatsız etmeye başlamıştır. Bu yüzden Nurbanu Sultan oğlunun Safiye'yi unutması için sürekli farklı cariyelerle görüşmesini sağlar. Bu durumdan dolayı 3. Murat'ın sadece adı bilinen 25 erkek çocuğu bir o kadar da kız çocuğu olmuştur. Hatta bazı tarihçiler kız ve erkek çocuklarının sayısını 100 ila 130 arasında verirler. Nurbanu ve kızlarının padişaha güzel cariyeler sunması, padişahın ilgisini Safiye Sultan'dan uzaklaştırmak amacıyla olduğu izah edilir. Ancak bu aynı zamanda hanedanın devamını sağlamak üzere şehzade sayısını arttırmakla da alakalıdır. Veliaht sayısının katlanarak artması Safiye Sultan'ın işine gelmez. Zira kendi doğurduğu çocuğu tahta geçirebilmek için mücadele etmesi gereken insan sayısı günden güne artmaktadır. Fatih Kanunnamesi gereği başa geçen oğul bütün erkek kardeşlerini öldürtecektir. Yani bu durum büyük bir katliam yaşanacağına işaret etmektedir. Safiye Sultan 1585 yılından itibaren haremin hakimi olur. Destur, Safiye Sultan Hazretleri. Bununla da yetinmeyip devlet işlerine müdahale etmeye başlar. 1595 yılında kocası 3. Murat vefat eder. Onun ölümünün ardından sayısız cariyeyi ve onlardan doğan çoğu ismi bilinmez şehzadeyi geride bırakır. Oğlunu tahta çıkarmayı başarır. Oğlu 3. Mehmet tahta geçmesiyle birlikte bir gecede 19'a yakın erkek kardeşini ve hatta onların oğullarını öldürtmüştür.
3. Murat'ın ölümü ve oğlu 3. Mehmet'in tahta geçmesiyle birlikte valide sultan yani padişah annesi olarak devlet içindeki konumunu daha da güçlendirir. Kocasının ölümünden sonra çevresindeki diğer tehlikelere karşı oğlunu korumaya çalışır. Nitekim 3. Mehmet'in büyük oğlu Mahmud'un annesinin girişimiyle tahta geçme planları yaptığı gerekçesiyle hem onun hem annesinin öldürülmesini sağlamıştır. 3. Mehmet önemli konularda kendisine danışırdı. Nurbanu Valide Sultan günlük 2000 akçe alırken oğlu Safiye Sultan'ın maaşını günlük 3000 akçeye çıkarır. Safiye devlet adamlarından rüşvet ve hediyeler alarak memuriyetlere tayinlerde başrolü oynar. Halk ve memurlar devlet işlerindeki bu etkin rolünü bildiği için işlerini gördürebilmek amacıyla ona başvururdu. Safiye Sultan sadece devletin iç işlerine değil dış işlerine de müdahale etmekteydi. Bu anlamda yabancı hükümdarlarla doğrudan mektuplaştığı ve diplomatik ilişkiye girdiği bilinmekteydi. O yıllarda İngiltere kraliçesi olan 1. Elizabeth ile mektuplaştığı ve birbirlerine hediye gönderdikleri söylenir. Safiye Sultan oğlu 3. Mehmet'in de 1603'te ölümüne tanıklık etmişti. Fakat evlat acısı bile Safiye Sultan'ın içindeki iktidar ateşini söndüremedi. Oğlu öldükten sonra Handan Sultan'dan doğan torunu 1. Ahmet'in saltanatı sırasında Büyük Valide Sultan ismiyle iktidarını bir müddet daha sürdürdü. Ancak her saltanatın bir sonu vardı elbette. Hırsın sembolü Safiye Sultan'ı ondan daha da hırslı, daha da acımasız bir kadın yerinden edecekti. Kösem Sultan. Kösem Sultan Haseki olunca iktidarı Safiye Sultan'dan söke söke aldı. Ve artık iyice yaşlanmış olan Safiye Sultan Eski Saray'a sürgün edildi. Eski Saray'a gönderilen Safiye Sultan 1619 yılına yani ölünceye kadar burada yaşadı. Vefatında 3. Murat türbesine defnedildi. Safiye Sultan'ın 3. Mehmet dışında küçük yaşta ölen bir oğlu ile Ayşe ve Fatma isimlerinde iki kızı olduğu bilinmektedir. Dönemin yabancı tanıkları Safiye Sultan'ı zeki, zarif, hazır cevap, gayet mağrur ve sabırlı bir insan olarak anlatırlar. Safiye Sultan 9 Nisan 1598 tarihinde Eminönü'ndeki yeni caminin yapımını bir törenle başlattı. Ancak oğlu ölüp de kendisi Eski Saray'a gönderilince külliyenin inşaatı yarım kaldı. Cami ancak 1665'te Turhan Sultan zamanında tamamlanabildi. Safiye Sultan bazılarına kendi adını verdiği daha birçok cami ve çeşme yaptırdı. Kocasının türbesinde Kur'an okunması için bir vakıf kurdu. Bunların dışında savaş dönemlerinde ordunun giderlerini harcanmak üzere kendi malından bağışlarda bulunurdu. Borcundan dolayı zor durumda kalanların borçlarını öder ve seyahatlerindeki geçtiği yerlerdeki fakirlere sadaka dağıtırdı. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.